Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir orkide videosuyla geldim. Orkidelerim çok güzel, sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Son halleri harika. Her tarafından o kadar güzel hava kökleri geliyor ki. Bakar mısınız? Ne kadar güzel, sağlıklı kökler. Saksı içerisinde kökler ayrı bir güzel. Güzel aktif çalışan kökleri var orkidelerimin. Orkidelerinizin bu şekilde sağlıklı köklerinin olması için ayda bir kere iyodlu besinlerle beslemeniz gerekiyor. İyodlu besin çiçekler için çok faydalı bir kürdü. Yapraklarının koyu olmasına, sert ve parlak olmasına yardımcı oluyor. Bol bol çiçek dalı çıkarmasına yardımcı oluyor. Orkidelerimizin toprağında, gövdesinde her türlü hastalıklar olabiliyor arkadaşlar o hastalıkları aradan kaldırmamız için yodlu besinlerle beslememiz gerekiyor ayda bir kere. Benim orkidelerim hepsi çok güzel, sağlıklı. Görmüş olduğunuz gibi hepsini sizlerle paylaşıyorum. 5 tane orkidem var. Bugüne kadar yaptığım kürlerde hiçbir bozulmalar olmadı. Ben şimdi sizlere göstereyim iodlu kürü nasıl yapıyorum. Bakın bununla yapıyorum. İyod arkadaşlar. Ben şu an Kazakistan'da oturduğum için adı oru stilinde yazılmış. Türkçe tentürlü iot, tentürlü yod mu o kadar bilmiyorum. Yaralarımıza sürdüğümüz iot. 1 litre suyun içine 2 damla koyuyoruz ve çiçeklerimizin her saksılara bakarak, saksı ölçüsüne bakarak o şekilde sulayacağız. Benim orkidelerimin saksıları 2 litrelik saksı olduğu için bir çay bardağın ölçüsünde vereceğim. 1 litre dinlenmiş suyumuzu alıyoruz. Suyumuzu iyice dinlendirmemiz gerekiyor. 2-3 gece bekleteceğiz. Daha sonra yapıp çiçeklerimize o şekilde veriyoruz arkadaşlar. İnanılmaz fayda sağlayan bir kürdü. Tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Sardunyalar, sardunyaların özellikle en sevdiği kür iyotlu besinde. Sardunyalara verebiliyoruz. Menekşelere, orkidelere ve salon çiçeklerine. Tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Bu şekilde 1 litre suyumuzun içine şimdi damlatalım. 1 damla 2 damla bu şekilde iki damla koyuyoruz. Bu karışımı iyice karıştırdıktan sonra çiçeklerimizin köklerine veriyoruz. Saksı ölçüsüne bakarak yine diyorum. Saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz. Bakar mısınız ne kadar güzel rengi sarı suyun üzerinde şu an iyice karıştırmamız gerekiyor bu şekilde koymuyoruz iyice karıştıracağız açacağız daha sonra çiçeklerimize verebiliriz bu kürü menekşelerin nemli bir toprağını 2 veya 3 çorba kaşığı verebilirsiniz fazla vermeyin bir bardak vermeyin menekşelere sadece kaşık ölçüsünden vereceksiniz şimdi sizlere göstereyim nasıl vereceğimi bir bardak ölçüsünde her tarafına döküyoruz bardağımızı dolduralım bu şekilde döküyoruz arkadaşlar hava köklerinin üzerinden altına toplanan suyu dökmüyoruz yarım saat bekleteceğiz suyu iyice emmesini sağlayacağız iyice kendisine çekmesini sağlayacağız Yarım saatten sonra su iyice emmemişse, su kalmışsa o suyu alıp dökeceğiz arkadaşlar. Yere dökeceğiz. Yarım saat bekletmemiz gerekiyor. Bu orkideme de verelim. Bakar mısınız ne kadar güzel, sağlıklı kökler. Bu köklerin hepsinin olması doğal yollarla besliyorum. Birçok takipçilerimden çok güzel yorumlar aldım. Yapıp vermişler orkidelerine çiçeklerine çok güzel sonuçlar elde etmişler. Buradan hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çiçeklerinizin güzel olması için ben daha çok mutlu oluyorum. Evet arkadaşlar şimdi konumuza gelelim. Orkidelerimizi bu şekilde suladık. Her saksıya saksı ölçüsüne bakarak sulamamız gerekiyor. Benim saksılarım 2 litrelik. Küçük saksılara bir çay bardağı'nın ölçüsünde vereceksiniz. Ben şu an 2 çay bardağı'nın ölçüsünde veriyorum. Orkidelerimizin çiçek dalı çıkarması için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de kısa olarak bilgiler vereyim. Hava değişikliği yapmanız gerekiyor. Çok önemli arkadaşlar. Şimdi yapraklarını temizlemek istiyorum. Yapraklarını tozlu bırakmıyoruz. Orkidelerimizin yaprakları iyice temizlediğimizde daha güzel gelişim gösteriyor. Her hafta olmasa da 2 haftadan bir 15 günden bir bu şekilde temizleme yapmamız gerekiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Orkidelerim, kızlarım çok güzel, misler gibi tertemiz. Yıkandılar, temizlendiler. Sizlerin karşınıza bu şekilde çıktı. Yaprakları çok güzel, sağlıklı. Orkidelerim bu şekilde arkadaşlar. Yaprak temizlemeyi de çok önemli yapmamız gerekiyor. Bu yaprağın orkidemin geçen sene güneşe vurdum. Perdemi çekmedim. Güneş değdi, yaktı. Orkidelerimizi güneşten korumamız gerekiyor. Bu şekilde altına toplanan suyu yarım saat bekleteceğiz. Yarım saatten sonra dökebiliriz. Çekmese kendilerine çekmese yarım saatten sonra dökeceğiz arkadaşlar. Bunu da göstereyim. Bakın çok az bir miktarda su var. Bu su orkidelerimizin köklerini çürütmez. Bunu da söyleyelim. Orkidelerimizin çek dalı çıkarması için hava değişkenliği yapmanız gerekiyor. İlk önce bunu söylemek istiyorum. Orkidenizde eğer sağlıklı kökler varsa da, sağlıklı yapraklar varsa da o orkide muhakkak çiçek dalı çıkaracak. Eğer bunlara rağmen, sağlıklı köklerinin olmasına rağmen orkideleriniz çiçek dalı çıkarmıyorsa hava değişkenliği yapmanız gerekiyor. Hava değişkenliği peki nasıl yapabiliriz diğer diyersiniz. Hava değişkenliği şu an. Havalar çok güzel gidiyor ısı derecesi 15 dereceli bir yere koyabilirsiniz, açık havaya da olabilir, balkonunuzda da tutabilirsiniz arkadaşlar. Gece saatlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Gece saatleri 15 derecenin altına düşmemeli. 15 derecenin altına kaldığında orkideleriniz donabilecek. O yüzden ısı derecesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde güzel çiçek dalı çıkarması için yeni çiçek dalı çıkarması için orkidelerinizin sonbahar ve ilkbahar hissettirmeniz gerekiyor. Bakın benim orkidemde bu orkidemde de yeni bir kalkışmalar var. Yeni bir boğumdan canlanmalar var. Ben her gün penceremi açık bırakıyorum. Dışarıdan gelen esintiyi, soğukluğu hissediyor. Gece saatlerinde gece saat 12'de kapatıyorum arkadaşlar gündüz saatlerinden açıyorum gece saat 12'ye kadar bu şekilde esintiyi hissediyor hava kökleri soğuk hissediyor diyor. 18 derecenin altına düşüyor 15 dereceye düşen vakıları da oluyor bu şekilde beslediğimizde bu şekilde baktığımızda orkidelerimiz kolay bir şekilde çiçek dalı çıkarabiliyor Ben hep bu şekilde bakım yapıyorum doğal kürlerle besliyorum fosforlu kürlerle besliyorum fosforlu kürü Patatesten bulabilirsiniz. Bir de odun külünden bulabilirsiniz. Bu ikisinden de her 15 günden bir defa verdiğinizde orkideleriniz çok güzel, sağlıklı canlanacak. Benim orkidelerim ne kadar güzel, sağlıklı olduğunu da görebiliyorsunuz. Hepsini doğal yollarla besliyorum. Sizlere de videolarda bilgiler paylaşıyorum arkadaşlar. Bu orkidemin yaprağı renkli, türü o şekilde sadece. Bunda bir problem yok. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı güzel bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Yeni videolarla, yeni bilgilerle görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.